Asgari ücrete ara zam sonrasında Temmuz-Aralık 2023 dönemi zamlı maaşlar 11.402 TL olarak açıklanmıştı. Ancak o rakam 8.559 TL'ye geriledi. Asgari ücretli çalışanlara kötü haber. 11.406 TL olarak açıklanan zamlı asgari ücret 8.559 TL'ye düştü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de enflasyon rakamlarında yaşanan düşüş devam ederken dünyadan farklı olarak döviz kurlarındaki sert yükselişin de etkisiyle Türk lirasında yaşanan değer kaybı hızlandı. Türk lirası yabancı ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ederken enflasyonun da bu sürece eşlik etmesiyle vatandaşların alım güçlerinde erime yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ara zam ile yeni maaş tutarı 11.402 TL olarak ilan edilmişti. Ancak söz konusu rakam daha cebe girmeden döviz kuru ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle erimeye başladı ve geriledi. Temmuz ayı asgari ücret maaşı daha cebe girmeden tam 2.855 TL azaldı. Asgari ücrete 2022 yılında tarihte ilk kez ara zam yapılmış, memur ve emekli maaşı zammında olduğu gibi asgari ücrete de yükselen enflasyon oranları nedeniyle Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte yaptığı açıklamasında enflasyonda yaşanan yükselişin devam etmesi durumunda 2023 yılında da ara zam yapılacağı sözünü vermişti. Enflasyon rakamları yükselişini sürdürürken gözler 2023 yılına çevrilmiş, seçim öncesi bir kere daha Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti. Seçim sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak karar almış ve zamlı asgari ücret maaşı Temmuz 2023 Aralık 2023 dönemi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11.402 TL olarak açıklandı. TÜİK'ten önce açıklama yapan enflasyon araştırma grubu, ENAG, ilk 6 aylık enflasyonu %50,53 olarak hesaplarken bu rakama göre asgari ücretin alım gücü yılın ilk yarısında 2.855 lira azaldı. Böylelikle yeni asgari ücret daha cebe girmeden 8.559 TL seviyesine gerilemiş oldu.